Herkese iyi geceler. Saat şu an 1'e 20 var. Bugün günlerden 2 Mayıs artık. Rusya'da Paskalya günü kiliseye geldim. Çünkü burada bir ayin var. Ayini çekeceğim. Hristiyanların en eski ve en önemli bayramını yakından görmek istedim. Paskalya biliyorsunuz zaten İsa'nın Hristiyan inancına göre dirilişinin 3. gününde kutlanan bir bayram. Tabii bizde böyle bir bayram kutlanmıyor. Çünkü İslam inancına göre İsa çarmıha gerilmedi. Onun yerine onu ispiyonlayan Yahuda son anda kılık değiştirilerek onun yerine çarmıha gerildi. Şimdi kiliseden yavaş yavaş ayrılan insanlar var. Bir Rus arkadaşıma sorduğumda bana gece 3'e kadar ayinin devam edeceğini söylemişti. Şu an daha 2 saat daha var. Да, знаю. Я только хотел увидеть. Я не православный. Можно войти? Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, спасибо. Kilise gayet güzel görünüyor. Şöyle bir dıştan da çekeceğim. Geçen gün gerçi camiye giremedim ama burada belki kiliseye girebilirim. İlahilerin de sesini duyabiliyorum. Şu yan tarafta polisler dikkat çekici bir şekilde bana bakıyorlar. Acaba içeri girmeme bir şey derler mi? Bilmiyorum. Ama şansımı deneyeceğim. Derlerse de artık yapacak bir şey yok. Geldiğimiz gibi çıkarız. İçeride bir tane polis vardı. Bir ara böyle kamerayla çekerken dik dik bakınca dedim herhalde biraz hiddetlendi. Yani kimsenin din inancına saygısızlık yapmak gibi bir durum söz konusu değil ama yine de fazla da dikkat çekmemek lazım. Ben de acaba buraya gelmişken bir saygılarımı sunmak babında bir mum mu yaksam acaba? Kalp geçiyorsa ben de bir mum yakabilirim. Yani hazır buraya gelmişken onların dini inançlarına saygılı olduğumuzu bu şekilde gösterebiliriz. İçeride babuşkalar var. Herhalde onlar satıyorlar, o mumlardan falan dikilen. Bir şansımızı deneyelim. İnşallah bir aksilik olmaz. Здравствуйте. Свечи можно купить? Чтобы Да, пожалуйста. Карта есть? Есть. Хорошо. А какие свечки, скажите? Ну, мне без разницы. 15 рублей вот эта свечка. Это 25, это 35. Хочу вот это. Одну? Да. Одну. Как 25. Я использую? Ставьте на подсвечник в песочек. Угу. Да. Хорошо, хорошо, спасибо. Угу. Спасибо, до свидания. Поздравляю вас. Христос воскресе. Угу. Да, Христос воскресе, да? Удачи вам, до свидания. Ufak bir mum aldım. Fiyatları değişiyordu yani kaliteden kaliteye. Kimisi
5 rubleydi, kimisi 15 rubleydi. Ben gelmişken 25 rublelik şöyle bir mum aldım. Şunu geleceğim, dikeceğim. Nasıl olduğunu da bilmiyorum ama şöyle bir deneyelim. Yanımda bozuk para olsaydı aslında şurada yardım için bırakacaktım ancak bozuk param da yok. Dasvidanya. Dasvidanya. Gelmişken mumu da yaktım. Kapıdaki kadınlara satın alınacak yerde öğrendiğim o kutlama cümlesini söylemek istedim ancak unuttum. A few moments later. Evet. Madem kiliseden çıktım. Burada 7/24 açık olan bir tane market var. Evimin hemen aşağısında Petruşka. Oraya gidip kuliç var mı diye soracağım. Şayet kuliç varsa kuliç alıp yiyeceğim. Kuliç ne mi? Kuliç Paskalya'ya özgü bir hamur ekmeği. Böyle içerisinde üzüm oluyor. Ondan sonra bir takım süslemeler falan oluyor. Ondan denemek istiyorum. Şimdi 7/24 açık olan bu Petruşka'ya geldim. Şöyle. Здравствуйте, кулич есть? Да-да. Хочу попробовать. Где, например? Там. А, ладно, ладно. Спасибо. Ага, ладно, я найду. Varmış. Alman mı gerekiyor diye sordu. Dedim ki evet. Denemek istiyorum. Gelmişken aslında bir kahve de alsam mı? Gerek yok. Bakalım bu bizim şeyimiz neredeymiş. Evet, kuliçi gördüm. Şu şekilde. Büyük zaten de olmadı, ben şöyle ufak alırım. İki tane aldım, bakalım deneyelim. Tadı nasılmış? Güvenlik görevlisi de bakıyor. Herhalde adam da şaşırdı gecenin bu saatinde elinde böyle kamerayla gelen kim diye. Bu arada şurada bir Türk kahvesi buldum. Payitaht. İlk defa duydum. Türkiye'den getirdim cezveyi. Eski evimde unutmasaydım iyi olabilirdi. Şimdi şu kuliçleri ödeyelim kasada. 40'a kasa Ramotay. Ha, ladım. Sinema ya video. Я хотел Серков, чтобы снять видео. Evet, kuliçi aldım. Yani alt tarafı ekmek. Tatlış bir tipi var. Bir bakalım deneyelim. Tadı nasılmış? Hmm. Tadı çok güzel değil. Yani bir burada Rusların yaptığı bir takım tatlılar var. Onların yanında esamesi okunmaz ama bilmiyorum. Belki de markette satılan bir kuliç olduğu için böyle pek güzel değildir. Konuştuğum bir tane Rus arkadaşım bana tadının çok güzel olduğunu söylemişti kuliçin. Ben beğenmedim. Ama yenir yani. Hani yoklukta gider. Evet, kuliçin üst tarafını yedim. İçinde 2-3 tane üzüm var. Ve bildiğiniz ekmek yani. Acaba daha üzümlü olanı var mıdır? Yani bu üzüm içinde bu kuliç alınmaz. Ama maksat denemek. Az önce bir öksürük nöbeti tuttu. Acaba kulişle alakalı ileri geri konuştuğum için mi böyle bir şey oldu? Belki de. Evet, şu an kaldığım
apartmana girdim. Apartman da bayağı eski bir apartman. Yani Kuruşçov zamanında, yani Kuruşçov zamanında yapılan bir apartman olduğunu söylüyorlar. Zaten renklere baktığınız zaman şöyle direkt SSCB'ye hoş geldiniz marşları çalıyor. Kapı tam bir cezaevi kapısını anımsatıyor her girdiğimde. Ben 3. katta kalıyorum. 3. katta 4 tane daire var. Home sweet home. Sonunda eve geldim. Ev gibisi yok gerçekten. Dışarısı biraz soğuktu. Mayıs ayında olmamıza rağmen. İçeriye geldim. Şu an rahatım. Ve videoyu burada sonlandıracağım. Videolarımı seyreder, kanalıma abone olursanız, bana kısaca desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Ben Rusya ile alakalı bu tarz içeriklerimi sunmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.